Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Acer'in Aspire 7 isimli dizüstü bilgisayarını inceliyoruz. Şimdi biliyorsunuz markanın hem dizüstü bilgisayar, birçok dizüstü bilgisayarı var. Farklı kategorilerde de modelleri var. Oyun bilgisayarı olanları olduğu gibi oyun bilgisayarı olmayan sürümleri de var. Bu model, Aspire 7 modeli tamamıyla oyun bilgisayarı olarak tasarlanmış ama hani böyle hardcore bir oyun bilgisayarı da değil, onu söyleyeyim. Çünkü belli özellikleri var ve bu belli özelliklerden dolayı da aslında böyle hani işte RGB aydınlatması yok mesela ve işte ne bileyim çok da aşırı bir ağırlığı da yok. O bakımdan aslında biraz daha böyle evdeki günlük işlerinizde de kullanabileceğiniz veya işte bile kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar tasarlanmış. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Öncelikle klavyeden başlayalım. Klavye tuşları birazcık küçük gibi geldi bana. Hani çok büyük bir sıkıntı değil bu. Araları da yeteri kadar açık, onu söyleyeyim. Ve bir nümerik tuş takımı da var. Hemen sağ tarafa konumlandırılmış. Alan da büyük olduğu için burada bütün fonksiyon tuşlarımız da var. Nümerik tuş takımımız da var. Bu da şu anlama geliyor. Böyle matematiksel işlemlerle uğraşanlar için de aslında bu güzel bir çözüm olabilir. Bu dizüstü bilgisayar, çünkü bir nümerik tuş takımımız var. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında bir touchpad'imiz var. Hafif sola dayanmış klavyenin hemen alt kısmında. Touchpad'in üzerinde bence çok enteresan bir özellik var. Bir parmak izi okuyucu var. Diyeceksiniz ki nesi enteresan bunun? Genelde oyun bilgisayarında pek koyulmayan bir şeydir bu. Parmak izi okuyucu daha çok iş bilgisayarlarına koyulur. Sebebi de güvenliği biraz daha üst düzey tutmaktır. Burada Acer böyle bir şey yapmış, uygulama yapmış. Ben beğendim. Bunun dışında bir etiketimiz var. O etiketin üzerinde işte çeşitli özellikleri anlatıyor. İşte Full HD IPS Display diyor. Efendime söyleyeyim Wi-Fi 6 olduğunu gösteriyor. HDMI portu falan filan gibi bazı özellikleri söylemişler burada. Çerçeveler, özellikle yan çerçeveler oldukça ince. Üstte ve alttaki kalınlık bir tık daha fazla. Üstte bir de bir webcam'imiz var. Onu da belirtmiş olayım. Bunun dışında tasarımsal anlamda şöyle baktığımız zaman neredeyse, evet neredeyse değil, tamamen gördüğünüz gibi 180 derece yatan bir ekranımız var. Daha fazla aşağı yatmıyor tabii ki. Bu şekilde böyle kullanabiliyoruz. Bunun dışında yan yüze baktığımızda güç girişimiz var. Bir tane USB'ler, bir de bir kulaklık mikrofonu var. Diğer yan yüzde ise HDMI çıkışımızın olduğunu söyleyeyim. Bir Ethernet var. Gizlenebilir bir Ethernet yuvamız var. Yani böyle yaylı bir kapak mekanizması var. İki tane USB'miz var. Yine bir tane Type-C bağlantımızın olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında hani kart okuyucu vesaire gibi özellikler cihazın herhangi bir şekilde bulunan fonksiyonları değil. Şimdi bu genel görünümünden sonra biraz daha teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo göreceksiniz ama burada söylediğim her özelliği orada görmeyeceksiniz ama açıklama kısmında, videonun açıklamasında ben detaylı bir teknik özellik tablosu da vereceğim. 15.6 inçlik Full HD IPS bir ekranımız var. Onu söylemiştik az önce. AMD Ryzen 7 5700U işlemcimiz var. Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartımız, Wi-Fi 6 desteğimiz, %81.61 ekran gövde oranımız, 512 GB'lık SSD'miz, 16 GB'lık DDR4 RAM, aydınlatmalı klavye, 10 saate varan pil ömrü, 2 adet USB 3.0 tip A, 1 adet USB 2.0 tip A bağlantımız var. Yani toplamda 3 tane USB tip A bağlantımız var. Bir tane de Super Speed USB tip 5 GB saniye tip C bağlantımız bulunuyor. Bir adet Ethernet yuvası, bir adet HDMI yuvası, parmak izi okuyucu ve 2.15 kilogramlık ağırlık olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim Acer Aspire 7'nin bize sunduğu deneyime. Deneyimlerde tabii ki biliyorsunuz biz önce normal günlük kullanım yapıyoruz. Günlük kullanımda zaten hem işlemci tarafında ki AMD'nin Ryzen 7 işlemcisini kullanıyor, 5300'ü orta seviyenin biraz üzerinde bir işlemcidir. Oldukça iyi bir performans sunuyor. 16 GB RAM, 512 GB SSD var. Ekran kartı zaten 3050 olarak geliyor. Yani günlük ihtiyaçlarımız açısından değerlendirdiğimizde performans anlamında bir sıkıntı yaşamayacağınızın garantisini verebilirim. Herhangi bir şekilde yani günde ne yapıyoruz mesela? Word açmak, işte ofis programlarını açmak, ne bileyim online toplantılara katılmak, işte bilgisayarla ilgili bir şeyler yapmak, yani video izlemek, başka şeyler yapmak gibi birçok işlemi bu bilgisayar üzerinden rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Zaten donanım artık 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok benziyor. Herhangi bir sorun yaşamadan da bilgisayarı kullanıyorsunuz. Gelelim performanstaki sentetik testlerimize. PCMag testinde 5382 puan verdi bize bu dizüstü bilgisayar. Öte yandan bu arada arkadaşlar onu da yaptık. Bazen yapıyoruz biliyorsunuz. Yine SSD'nin okuma ve yazma hızlarına da baktık. 2393 MB saniyede okuma ve 503 MB'da yazma hızı bize vermiş durumda. Yani
ortalamanın epey üzerinde güzel bir SSD'miz var. SSD anlamında da 512 olmasını ben özellikle beğendim. Çünkü 256 biraz yetmiyor arkadaşlar. İşte oyun yüklüyorsunuz. Zaten işletim sistemi belli bir oranda yer kaplıyor. En az onun yarısı gidiyor. Öyle söyleyeyim. Hani standart uygulamalarla size kalıyor 128 GB. Ama 256 olduğu zaman en azından o 128 GB gitse bile size bayağı ciddi bir alan kalmış oluyor. Bu manada da işe yaradığını söyleyelim. Gelelim oyun tarafına. Şimdi bunun üzerinde ciddi bir ekran kartı var arkadaşlar. Ha, safi ve bir hardcore bir oyun bilgisayarı mı bu? Değil. Çünkü RGB yok. Hani kenarlarında böyle ışıltılı bir şeyler falan yok. Ama eğer performans istiyorsanız oyunlarda çok güzel performans verebiliyor. Orada bir sorun yok. Hatta biz birkaç oyunda denedik. İşte Gears 5'te falan da oynadık Gears 5'i. Gerçekten de performans anlamında bir sorun yaşatmıyor. Aynı zamanda bu bilgisayarı böyle hani performansa ihtiyaç duyacağınız video editing olabilir, AutoCAD olabilir ya da benzeri gibi uygulamalarda da kullanabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz o tip uygulamalar daha çok ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Ekran kartına ihtiyaç duyduğu için de üzerindeki 3050 ekran kartı da bize gerçekten de ciddi anlamda bir performans sağlıyor. Yani bu manada bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Onu söyleyebilirim. Yani oyun tarafında da sorun yaşamazsınız. Yani bu bir oyun safi oyun bilgisayarı değil diyorum ama oyun oynayamazsınız anlamında söylemiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. İşte RGB aydınlatması yok. Kenarlarında bazı biliyorsunuz bu tarz oyun bilgisayarlarında kenarlarında da RGB aydınlatma falan yok. Bunda öyle bir şey yok. Yani klavye aydınlatması var ama RGB değil, normal bildiğimiz beyaz ışık olarak aydınlatmış oluyor. Ama oyunlarda da herhangi bir sıkıntı yaşamadan birçok oyunu oynayabilirsiniz. Günümüz popüler ve yüksek FPS isteyen oyunlarında yine bu dizüstü bilgisayarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim kamera ve ses tarafına. Biliyorsunuz bizim standart bir testimiz var. Her ne kadar hani bu bilgisayarın öyle çok aşırı iddiası olmasa da ses için de bir test yaptık ve kamerayla bir görüntü çektik. Şimdi onları izleyelim. Daha sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Acer Aspire 7'nin web kamerasıyla, ki şurada hemen ekranın üzerinde bulunuyor. Şöyle oynatıyorum, bakın gördüğünüz gibi, ile çekiyorum. Siz de bu dizüstü bilgisayarla bir görüntülü görüşme yaptığınızda ya da bir video kaydetmek istediğinizde 3 aşağı 5 yukarı bu tarz bir kalitede ve seste sonuç alacaksınız. Bunun da altını çizmiş olayım. Şimdi gidelim pil tarafına. Beraberinde şöyle bir adaptör veriliyor. Çok büyük değil. Hani biliyorsunuz bazı oyun bilgisayarlarında bu bayağı da büyük oluyor. Böyle bir adaptör geliyor. Bu adaptörle şarj ediyoruz. Özel bir yuvası var. Özel bir yuva üzerinden bu adaptör yardımıyla şarj ediyoruz. Pilinin kendi verdiği teknik değerlerinde Acer diyor ki 10 saate kadar pil ömrü diyor. Biz video testi yaptık. PC markı biliyorsunuz. PC mark kullanıyoruz ve video testinde bize yaklaşık olarak 5 saat 54 dakikalık bir değer verdi. Kendi verdiği değerin epey altında bu aslında bu rakam. Ama hani bu tarz testlerde biliyorsunuz sapmalarda mutlaka olacaktır. Ya bu şu anlama geliyor. 6-7 saat rahat kullanabilirsiniz anlamına geliyor bu bilgisayarı. Ki hani oyun bilgisayarı olmasına rağmen söylüyorum bunu. Bence oyun bilgisayarı iddiasında olan ya da oyunda oynanabilecek bir bilgisayar için 5 saat 54 dakika iyi bir değer. Onun altını özellikle çizeyim. Hani 10 saate ulaşamadık ama 5 saat 54 dakikada bence güzel bir değer. En azından böyle bir ürün için. Çünkü bu test gerçekten de 5 saat 54 dakika boyunca video izlerseniz pilinin bitmeyeceğini bize söylüyor. Bu bakımdan pil ömrünün de iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği konu Acer Aspire 7'nin fiyatına. Biz bu incelemeyi yaptığımız Aralık ayının ortasında bilgisayarın fiyatı 16.659 TL idi. Ama bugünlerde arkadaşlar ne yazık ki rakamlar çok hızlı değişebiliyor. Dolar kuru sabit durmadığı için siz bu videoyu izlediğinizde belki 2 ay sonra izlediğiniz zaman fiyatlar çok da farklı bir noktaya gelmiş olabilir. Ben bir araştırma yaptım incelemeyi çekmeden önce. Bu donanıma sahip bu işlemci ve bu ekran kartı özellikle ona daha çok dikkat ettim. Bilgisayarlar açısından fiyatı makul. Tabii ki 3050 kullanıp farklı işlemcilere sahip olan bazı bilgisayarlar da var ve bundan da daha ucuzdu. 13.000 14.000 civarında, onu söyleyeyim. Yani 2-3 bin lira daha ucuz da ürünler var ama aynı işlemci değildi. Aynı donanım özellikleri yoktu. O bakımdan hani ben kendi donanımında yakın olarak baktıklarımda fiyatının makul olduğunu söyleyebilirim. Ama söylediğim gibi fiyat çok değişken ve ne yazık ki artık hani 16 bin lirada makul demek zorunda kalıyoruz. İnşallah bu durum en kısa zamanda değişir diye düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Acer Aspire 7 dizüstü bilgisayar anlatmaya çalıştık. Hem oyun için hem de böyle yoğun
ve yüksek güç ihtiyacı olan işler için, işte video editing, AutoCAD gibi kullanılabilecek bir dizüstü bilgisayar yapmış Acer. Ve fiyatı da sunduklarına göre, bunu altın tırnak içinde söylüyorum, sunduklarına göre oldukça makul olduğunu söyleyebiliriz. Eğer böyle bu tarz bir dizüstü bilgisayar ihtiyacınız varsa, hani çok da oyun bilgisayarı olmasın, böyle janjanlı olmasın, sağından solundan RGB'ler fışkırmasın diyorsanız, önerebileceğimiz bir dizüstü bilgisayar olmuş. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz konular mutlaka vardır. Yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, ki bu abone olmanız bizim için önemli. Ve bize aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın demeden önce hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyorum arkadaşlar. Orada da çok güzel videolar, çok güzel içerikler ve çok güzel haberler paylaşıyoruz sizlerle. Oraya da ziyaret ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.